Anderson'un 2004 yapımı The Machinist, surrealist drama ve psikolojik gerilimin güçlü bir karışımıdır. Bir adamın deliliğin zihnindeki derinliklerine inişini ele alır. Filmde Christian Bale, bir yıldır uyumadığını belirttiği ve adını taşıdığı makinist Trevor Resnick'i canlandırmaktadır. The Machinist, Dostoyevski'nin Öteki adlı romanından da izler taşımaktadır. Film, uykusuzluk hastalığı çeken ve bir fabrikada çalışmakta olan Trevor Resnick'i konu edinir. Uzun süredir kendisini öldürmek isteyen insanlardan kaçmaya çalışan Resnick'in peşinde Ivan adındaki sivri gülüşlü bir herif vardır. Resnick bu adamdan kaçarken kendi akıl sağlığını kaybetmeye başlamıştır. Kendi evinde sürekli notlar, bilmeceler bulmaktadır. Bu durum Trevor'ı hem iş hayatında hem de kişisel hayatında fazlasıyla yoruyordur. Ta ki kim olduğunu öğrenene kadar. Trevor Resnick, halıya sarmaladığı bir cesedi denize doğru bırakır. Kendisine yöneltilen "Kimsin sen?" sorusuna yönelik hiçbir yanıt veremez. Bu cevapsız kalan soru onu yalnız bırakmamıştır. Bu soru ellerini yıkarken duvarda bir not kağıdını yazılmış halde karşısına yeniden çıkmıştı. Seks sahnesiyle başlayan filmde Trevor Resnick'in zayıflığı dikkat çekmişti. Biraz daha zayıf olsaydı var olmazdı. Resnick bir makinistti. Günlerdir uyumadığı gözlerinden yansıyordu. Alışılagelmişin dışındaki tavırlarından dolayı patronu Resnick'in yanına çağırdı. Kendisinden şüphelenen patronu Trevor'a uyuşturucu kullanıp kullanmadığını da sordu. Resnick sigara içmek üzere arabasına da gitti. Uyuklamaya başlıyordu ki bu esnada Ivan adındaki bir herifin kendisiyle konuşmaya başladığını gördü. Ivan'ın söylediğine göre federaller eski kaynakçı Reynolds'u içeri almıştı ve Ivan da bu adamın yerine gündüz vardiyasında çalışıyordu. Trevor Resnick'ten yardım isteyen Miller, bozulan makinenin kolunu düzeltmesi için Resnick'in talimatlarını dinliyordu. Gözlerini karşıya diken Trevor, Ivan'ı karşısında gördü. Adam da Resnick'i görmüştü ve kendine korkutucu bir işaret yaptı. Ardından Resnick, gerisin geri gitti ve makinenin start düğmesine yanlışlıkla bastı. Çalışan makine, içerideki adamın elini kaptı ve 3 parmağını hatta kolunu kesti. Bu iş büyüyünce Trevor Resnick bütün her şeyi açıklamaya çalıştı. Fakat Ivan diye birini kimse tanımıyordu ve yeni bir kaynakçı gelmemişti. Sırf Marilyn'in arkadaşlığını sevdiği için havalimanına giderek buradan kek ve kahve alan Trevor, burada çalışan Mary ile konuşuyor, ona içini döküyordu. Bir evladı olan Mary'e anlattığına göre Trevor, annesine elbise seçtiği gün onu kaybetmişti ve bu durum onun içinde büyük bir yara açmıştı. Trevor Resnick iş yerinde gözleri üzerine çekmişti ve kimse tarafından hoş karşılanmıyordu. Kendisine dert ortağı ettiği fahişe Stevie'ye giden Resnick, bir şeylerin ters gittiğini bu kadına anlatmıştı. Birilerinin Trevor'ı komple kurul olabileceği bir ihtimali vardı fakat Resnick bu kadar olağan karşılanmasına şaşırıyordu bu durumun. Çünkü evinin buzdolabında bir not kağıdı üzerinde adam asmaca oyunu asılmış ve son iki harfi E ve R'ydi. Resnick bu son iki harfli kelimeleri deli gibi düşünüyordu. Bir gün Ivan arabadayken yakalayan Trevor, adama seslenince beni takip et demesiyle bir barda onunla buluştu. İlginç ve iğrenç bir adamdı Ivan. Parmakları bile şekilsizdi ve argo konuşuyordu. Tuvalete gittiği sırada bu herifin cüzdanını alan Trevor, evine gittiğinde şok olacağı bir şeyle karşılaşacaktı. Reynold'la Ivan'a ait bir fotoğraftı bu. Mary ile buluşan Trevor, o gün Mary'nin çocuğuyla birlikte gezintiye çıkmıştı. Anıları çok fazla şekilde ağır basan Resnick, sanki dejavu'nun içinde buluyordu kendini. Eve döndüğünde ise korkusuyla birlikte çöpe attığı o not kağıdını çıkardı ve aradığı kelimeyi tamamladı. Mother, yani anne. Miller fabrikaya geldiğinde Trevor'la karşılaşıp onunla konuştu. Bu adam gittikten sonra Resnick bu defa da kendi kolunu makineye kaptırdı ve az daha kolundan oluyordu. Kendisine bir komplo kurulduğunu bu sefer bağırarak söylemesi Trevor'ı işinden edecekti. Eve girdiğinde elektriğinin olmadığını anladı ve ev sahibesi gizlice kapıyı açınca Resnick'i korkuttu. Kadının gelmesinin sebebi alt katı akıntının mevcut olmasıydı. Trevor'a göre her şey normaldi fakat akıntıyla ilgilenmeye gittiğinde buzdolabından kanların süzüldüğünü gördü. Bu sırada dolaptaki bilmeceyi doğru tamamlayamamıştı. E ve R harflerinden sonra
I ve L harfleri de eklenmişti. Kelimeyi tamamlayan Trevor, doğru cevabın Miller olduğunu düşünüyordu. Bundan dolayı Miller'ın yanına gitmeye karar vermişti. Miller'ın evine gidip onuna sorular sormaya başlayan Trevor, makinenin bozulmasının bir kaza olduğunu biliyordu fakat kendi kolunu kaptırdığı gün ölç almak isteyen kişinin Miller olduğunu düşünüyordu. Bu fikirleri adama açıklayınca güzel bir dayak yiyen Trevor, yolun başında kendisine sıra atan Ivan'ı görünce doğruca bu herifin arabasını takip etmeye başladı. Ivan kaçmayı başarmıştı fakat Trevor bu adamın plakasını almıştı. Plakasını ezberinde tutarak motorlu araçlar şubesine giden Trevor, plakayı buradaki adama gösterdi. Adamın dediğine göre suç yoksa bilgi de yoktu. Bu laf üzerine Trevor Resnick kendisine bir araba kazası çıkarmayı düşündü ve doğruca kendini yola attı. Üstü başı dağılmış, başından akan kanlarla polis merkezine gidip ihbarda bulundu. Aradığı plaka ise 743 CRN'ydi. Fakat oradaki memur bu plakanın bizzat Resnick'e ait olduğunu dile getirdi. Bir yıl önce Trevor bu arabayı kullanmadığı için hurdalığa atmıştı. Duyduğu bu sözler üzerine topuklarına kuvvet veren genç adam evine gitmek istemişti. Gel gelelim ev sahibesiyle polislerin kapı önünde konuştuğunu görünce kendini Stevie'nin yanına attı. Stevie ile araları çok iyiyken çok ilginç bir fotoğraf gören Trevor bu bağı kopartmıştı. Yatağının üzerindeki rafta Ivan ve Reynolds'un o fotoğrafını gördükten sonra Stevie'nin üzerine gitti ve eski sevgilisinin Ivan olduğunu ileri sürdü. Oysaki kadın aksini iddia ediyordu. Fotoğrafta Ivan yoktu. Hatta fotoğrafta bizzat Resnick vardı. Havalimanına Maria'nın yanına gitmeye karar verdi. Burada bambaşka bir gerçeği öğrendi. Maria diye biri çalışmıyordu. Öyle biri yoktu bile olalarda. Herkesin işin içinde olduğuna şüphelen Trevor arabasına binmek üzere otoparka gitmişti. Bir de ne görsün? Ivan'ın arabası. Ivan'ı takip eden Resnick arabadan inen Nicholas'ı görünce ne işler döndüğünü anlayamamıştı. Girdiğini gördükten sonra evine giren Resnick banyoda Ivan'la karşılaştı. Onunla bir arbede yaşadı ve boğazını keserek adamcağızı orada öldürdü. Tekrar aynaya baktığında ise Ivan karşısında dipdiri duruyordu. Ayrıca buzdolabında da korktuğu gibi Nicholas'ın ya da herhangi birinin cesedi yoktu. Reynolds ile birlikte tuttuğu o balık vardı. Ardından ben kimim yazısına odaklanan Trevor kimliğini sorgulamaya başladı. Her şey zihninde daha da açık ve net hale geldi. Bir kaza geçirmişti Resnick. Bundan bir yıl kadar önce. O zamanlar şimdiki halinden daha kiloluydu. Ivan'ın şu anki bindiği sandığı araçta seyahat ederken Nicholas'a çarpmış ve kaçmıştı. Maria ise bu çocuğun annesiydi ve çocuğun yanına koşmuştu. Bu kadın ve çocuğu orada görmüştü yalnızca ve doğruca ileri sürmüştü arabasını. Bütün o yollar, Rota 66 yazısı, araba ve olaylar her şeyin Trevor'ın kafasında bir yıl boyunca dönmüştü. En sonunda suçunu kabullenip polis memuruna ihbarda bulunmuştu. Her şey kafasında çözüldüğünde ise uyumaya karar verdi ve bir yıldır uyumayan adamın nihai uykusu burada başladı. İnsan zihninin yaratıcılığını çok iyi bir şekilde göstererek gerilim vermeyi oldukça seven Brad Anderson, Makinist'ten sonra Netflix'te yayınlanan The Fractured filmini de yönetmişti. Bu filmde de bu yönünü çok iyi bir şekilde yansıtmayı başarmıştı. Dram türüyle birlikte verilen psikolojik gerilim kuşkusuz şizofreniyle buluştuğunda ortaya Trevor Resnick gibi bir adam çıkıyordu. Trevor Resnick ne zaman biriyle konuşmaya başlasa neden uyuyorsun lafını duymakta. Barda içki almak için garsona yöneldiğinde bu adamın da ona attığı bakışları ya da Maria sandığı garsonun ona seni dinsiz sanıyordum demesi filmin ilerleyen sahnelerinde Trevor'un şizofreni olduğunu gösteriyordu bizlere. Uykusuzluğu nedeniyle halüsinasyonlar gören Resnick bir yıldır uyumamanın verdiği yoğun zihinsel baskıyla Ivan adıyla öteki kimliğini yaratmıştı. Videonun girişinde belirttiğim gibi senarist Scott Cosser Dostoyevski'ye fazla ilgi duyuyor. Filmin birçok yerinde Dostoyevski'ye ait ögeler bulmak mümkün. Ayrıca Ivan karakteri de Karamazov kardeşlerdeki bir şeytan karakterini yansıtıyor. Bunun haricinde Rota 666'ya girdiklerinde tabelalardan birinde suç ve ceza yazmaktaydı. Trevor Resnick neden bu şekilde sanrılar gördüğünü Ivan'ı öldürene kadar anlatmıştı.
anlamamıştı. Sürekli ikinci kişiliğiyle birlikte gezmesinden dolayı karşısındaki herkesin onu öldürmeye çalıştığını ya da ona bir takım düzenbazlıklar yapacağını düşündüğü için bütün arkadaş çevresini yok etmişti. Ayrıca karşısında konuşmakta olduğu kişileri beyni değiştirip görmeyi istediği kişileri yerine yerleştirmekteydi. Maria karakteri hayali bir karakterdi ve Resnick'in bilinçaltında yatan ve onu korkutan bir kadıncağızdı. Barda Ivan'ın cüzdanını ele geçirdiğinde o cüzdanın kendi cüzdanına ait olduğunu bilmiyordu. Cüzdanında Reynolds'la fotoğrafı vardı fakat zihni bu fotoğraftaki kendisini Ivan olarak gösteriyordu. Ve evindeki notları sürekli başkasının ona yazdığını düşünmesine neden oluyordu. Miller'dan, diğer iş arkadaşlarından şüphe etmekteydi. Oysa not kağıdındaki yazılan kalem kendi evinde de bulunuyordu. Bunu ancak bilmeceyi tamamladığında fark edebilmişti. Ayrıca Ivan'ın plakasını alırken neden kendi plakasını tanıyamadı diyebilirsiniz. Çünkü bu plaka kendi aracının ters plakasıydı. Rota 666'da kendi geçmişine ait bir şeylerin içinde buluyordu Resnick. Oysa Rota 666 kaza yapmadan önce arabasında asılı duran bir aksesuardı ve Rota 66'ydı. Filmin ortalarında ise Maria'nın çocuğu Nicholas sarı nöbeti geçirdiğinde koşan Maria ona çok eskiden yaşadığı bir anıyı hatırlatıyordu. O akşam Maria'nın evinde incelediği bir ev eşyası aslında Resnick'e aitti. Hatta taşınacağı gün ev sahibesi ona bu satılık mı diye sormuştu. Ayrıca saatlerin sürekli 1.30'da takılı kaldığını görmesi de bu zamanda kaza yaptığı ve gözünü saatten ayırmadığı vakitlerine denk geliyordu. Film salt bir gerilim filmi değil fakat yönetmen bu şekilde yansıtarak izleyeni konunun içine çekmeyi amaçlamış. Her ne kadar korkarak ya da tedirginlikle izlemiş olsak da seyirci konuyu merak ediyor ve Resnick'in neden bu kadar zayıfladığını bilmek istiyor. Hatta fark edeceğimiz üzere Resnick ne zaman uyumaya çalışsa kendisini uyandıran bir şeyler hep yaşanıyor. Örneğin filmin başlarında tam uyuyacakken zihninin ilk defa burada yarattığı Ivan'la konuşmaya burada başlamıştı. Ya da evinde uykuya dalmak üzereyken okuduğu budala kitabı yere düşerek onu uyandırıvermişti. Aslında bakacak olursanız Albert Einstein ve Leonardo da Vinci gibi gün içinde çok fazla uyanık kalmak için mikronap adındaki bir uyku yöntemiyle ayakta kalan dahiler bu şekilde uykularını geçiştiriyorlardı. Bu bir çeşit uyuma önleme tekniğiydi. Ellerine sert bir cisim alarak yere düştüğünde ses çıkarmasını ve uykuya dalmak üzereyken bunu önlemek amaçlanıyordu. Burada da Resnick bu yöntemi bilmeden aslında uzun bir süre uykunun önüne geçebilmişti. Resnick bütün her şeyi anladığında beyninin ona yapacağı oyunların artık gerçek mi değil mi olduğunu anlamakta zorlanmadığını gördü. Bundan dolayı bir çocuğun ölümüne neden olan bir killer'dı ve kendini suçlu hissederek Ivan'dan kurtulmak istedi. Hatta filmin her yerinde elini yıkarken sabun değil de çamaşır suyu kullandığını fark edeceksiniz. Çünkü temizleneceğini asla düşünmüyordu. Ne bedeninin ne de zihninin. Hücreye kapatıldığında ise sorguya çekilmeyi erteletti ve sadece uyumak istediğini söyledi. Bir yıldır uyuyamayan adamın kapanan zihni artık sanrıları bir kenara bırakmayı deneyecekti. Yönetmenin çekim yöntemleri ve verdiği kaotik atmosferin gerginliğiyle Resnick'in kafa yapısına girmek hiç de zor olmuyor. Her an korkmaya hazır bir şekilde izlerken Shriver'ın ilginç bakışları ve kameraya doğru hızlı adımlarla gelişi izleyenin solunu tutmaya sebep veriyor. Renklerin gri yeşil arası tonları filmin sonuna kadar sürüyor. Ne zaman Resnick uyumaya hazırlanıyorsa işte o zaman tonlar daha canlı bir hale bürünüyor. Bu da demek oluyor ki uykusuzluğu filmin rengini değiştirirken kendini toparlaması filme ayrı bir görüntü katıyor. Ayrıca yönetmen daha bol kıyafetli ve makyajlı bir Resnick gözüne kestirmişti. Bale'in role olan bağlılığını ve çekimlerden önce aylarca diyet yaptığını gördü. Gün boyu su, bir elma, bir fincan kahve ve arada içtiği sigarayla diyet yapan Christian Bale bu filmde tam 28 kilo vererek 54 kiloya inmişti. Kendisi daha fazla kilo vermek de istiyordu fakat bu teklifi reddedildi. Bale bu rol için fazlasıyla kilo vermişti fakat 6 ay sonra Batman Yükseliyor filmi için yeniden kilo almak zorundaydı. Bundan dolayı hem çok iyi kilo verip hem de başarılı bir şekilde alan Bale, Mark Wahlberg ile 2010 yapımı The Fighter filminde de yine böylece zayıflamıştı.